Haber ötesinde medya dünyamızın, basın dünyamızın en kıdemli kalemlerinden 50 yıllık gazeteci sevgili Leyla Umar'la keyifli sohbetimize, anlamlı sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konumuz aslında geriye yazılar kaldı adını taşıyan, Epsilon'dan çıkan ilk ve son olmayacağını düşündüğüm aslında dahasının geleceğini temenni ettim. Şimdilik son dememin doğru olduğu kitabı var. Bu kitapta çok çarpıcı, çok samimi anılar ve basın dünyasıyla, medya dünyasıyla ilgili de çok çarpıcı anekdotlar var. Çok samimi ve akıcı bir dille yazılmış. Şimdi bu arada hemen kitabın kapağından da bahsedeyim çok kısaca. Sevgili kuzenim Ali Kabaş tarafından evet. Çekilmiş. Gerçekten çok, çok güzel, güzel bir fotoğraf. Yalnız burada müsaade ederseniz çok küçük bir düzeltme yapacağım. Ali Kabaş'la ilgili verdiğiniz bir röportajda çok sevgili amcam Vedat Kabaş'ın oğlu olduğunu söylüyorsunuz ve Urart'ın kurucusu diyorsunuz. Vedat Kabaş hakikaten Urart'ın kurulmasına çok emeği geçen biri. Çok sevgili amcam. Ama aslında Urart'ı Urart yapan marka anlamında, tasarım anlamında iki isim var. Biri rahmetli amcam Özer Kabaş, diğeri de sevgili babam Mehmet Kabaş. Emeğe ve sanata ve yaratıcılığa saygı anlamında müsaadenizle bunu aferin da söylemek sana. İsterim. Aferin canım, yap onu. Her zaman. Ben de bir yazımda düzeltirim. Çok teşekkürler. Rica. Şimdi çok isim var bu kitapta. Yani hepsinden bahsetsek sizinle diziler yapmak gerekir. O yüzden de bu son kitap olmasın, devamı gelsin diliyorum. Rica. Abdi İpekçi var. Adile Naşit var, Elia Kazan var, Robert De Niro, Warren Beatty, Liz Taylor var, Idi Amin var, o ünlü röportajınız. Hümeyni var ki çok ilginç, çok çarpıcı. Bu kitapta en fazla okunması bana gereken evet, röportajlardan biri. Castro var, artık biliyoruz neredesiniz, arkadaşsınız. Şimdi bunların içinde tabii müsaade ederseniz ben özellikle Abdi İpekçi'yi size sormak tabii. istiyorum. Çünkü bizim nesil Abdi İpekçi gibi bir gazeteciyle çalışma şansı bulamadı. Onun anlayışındaki bir gazeteciliğin hakim olduğu bir medyada da çalışma şansı bulamadı. O yüzden nasıl biriydi Abdi İpekçi diye sormak istiyorum. Dünyada tanıdığım, en sevdiğim ve en kızdığım, yani bunu her zaman bilirdi söylerdi. Fevkalade tarafları vardı, insanı sinir eden tarafları da vardı. Mesela ben kızardım her gün pazartesileri kendi sütunu yahut işte o kadar çok yazı yazıyordu ki derdim ki sen bize sayfa bırakmıyorsun, satır bırakmıyorsun. Bu tarafını beğenmezdim. Buna mukabil o kadar iyi tarafları vardı basında, arkadaşlarıyla ilişkisi ve titizliği. Onları geçelim. Bugün Abdi, benim küçüklük arkadaşım. Beraber dans ettik. Ben iyi taraflarını söyleyeyim. Eğlendik. Dünyanın da en mahzun bakışlı çocuğuydu. Çünkü annesi doğarken yahut küçükken ölmüş. Ablası, abisi ve yengesi büyütmüştü. Hep boynu büküktü. Ama harika bir evlilik yaptı Sibel İpekçi. Yani Sibel elimizde büyüdü, o da adada. Ve çok iyi, mutlu bir evliliği. Bu şekilde o gün tesadüf oradaydım. Abdi'nin vurulduğu 5 silah sesi evet. duyduk. Ben gittim, topladım. Orada hastanede öğrendik. Facia böyle. Ben Abdi'nin ölümünden sonra olan vefasızlığa Türk halkının ne kadar unutkan olduğuna çok içim yanıyor. Mesela Abdi'nin bugün ailesi, geçen gün maalesef İstanbul Modern Müzesi'ni geziyordum. Fikret Mualla. Ya bir de baktım Abdi'nin hayatında tek bir severek aldığı ve çok uzun taksitlerle ödeyerek aldığı tablo yok orada. Evinde değil orada. Onu görünce hemen eşini aradım. Tabii söylemek istemedi. Öğrendim ki onu satmak zorunda kalmış. Tek sevdiği şey ve niçin evindeki bir takım ihtiyaçlarını geçirmek. Kızı inanılmaz çalışkan, bir sürü kitaplar tercüme ediyor. Onlar ödenmiyor. Yani Abdi İpekçi'nin kızı eğer kendi torununu da büyütemeyecek veya çok zorlukla büyütecek duruma sokulduysa, bunu affetmem. Hatta ben onu da söyleyeyim. Abdi vefat ettiği zaman biliyorsun belki neydi adam, Ağaca. Bulunmuştu. Topladıkları para vardı patronların. 5 milyon.
Hemen gittim Erol Simavi'ye. Dedim ki Erol, sen iyi bir insansın. Bu 5 milyon hazır toplanmış, ağaca bulunduysa, verilmeyecek kimseye, kim bulursa. Bununla bir bina al dedim Babali'de. Sibel'e onu verin. Hiçbir sıkıntı çekmeden çocukların da büyütsün. Dedi ki ben onlara bakarım. 2 sene sonra maalesef o da geçti gitti öbür tarafa Avrupa'ya. Bir daha hiçbir şey olmadı. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir adamı, eğer Uğur'a da öyle bir şey olsaydı, canım Uğur Mumcu'ya, ona da aynı hislerle bağlayayım. Türkiye utanmalı. Abdi'nin ailesine bıraktığı tek tablonun da satılıp orada sergilenmesi, meğer bir mezatta satılmış ve bana söylemedi karısı, bu kadar yakınım. Çok utanıyorum onlar namına, Türkiye namına. Ve bunu da bu anlamda dile getirdiğiniz ve bizlerle paylaştığınız için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok acı. Bu çok üzerinde durulması gereken, evet, ve çok tartışılması gereken bir konu. Evet. Yeri geldiğinde herkes Abdi İpekçi'den bahsediyor ama hiç kimse kılını kıpırdatmıyor. Evet. Evet. Hem ailesine vefa anlamında ne yapılıyor, hem tabii onun ortaya koyduğu gazetecilik anlamında bugün, evet, neler yapılıyor. Evet. Üzerinde durulması ve tartışılması gereken, İnşallah, bir konu. Şimdi buradan hareketle şunu merak ediyorum. Tabii ki çok kapsamlı bir konu ama çok özetlemek gerekirse 50 yıldan bugüne baktığınızda, bir mukayese ettiğinizde, geçmiş dönemdeki gazetecilik anlayışıyla bugünkü medyayı mukayese ettiğinizde, karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo çıkıyor ortaya? Bir kere yani kadın olduğum için değil, hakikaten basında çalışan, bak sen başta, seninki bir kere benim için, yani benim yapamayacağım şekilde bir çalışkanlık, bravo. Fakat biraz da fazla yapıyorsun, kendini de düşün. Hakikaten bugünkü genç kadınlar, o kadar genç kızlar da, gencecik, o kadar güzel çalışıyorlar, o kadar iyi yapıyorlar. Bir kere hepsi hemen hemen dil biliyor. Ben her zaman bütün gazeteci arkadaşlara derim ki önce İngilizce öğrenin. Evet, belki şansları yoktu bizim gibi öğrenmek için, okullara verilmeyebilirlerdi. Ama dedim ki alın kaseti, alın kitabı, kendiniz öğrenin. Bunu dinleyenler tabii çok olmadı ama bugün bakıyorum kızlara. O kadar hoşuma gidiyor. Bir kere güzelleşiyorlar, kendilerine bakıyor. Bizim zamanımızda hiç böyle şey, hırpani bir şekilde, hakikaten hiç öyle giyinmeyim de yoktu. Ben biraz daha değişik, o zaman Gina Lola Brigida elbiselerim. Ama onu da geçen akşam utanmaz Halit Kıvanç benimle ne alay etti. Nişantaşlı sosyetik kız görünümü diye. Ama ben yani fakir kızı Leyla derdi Sami. Çünkü hakikaten fakirdim o zaman. Sami çok. Cohen değil mi? Sami Cohen durmadan fakir kızı Leyla. O gece söyledi zaten, adım öyleydi. Ama her zaman en zor şartlarda bile her, evet, zaman güzel ve bakımlı olmayı da başaran bakımlı, bir kadın. Bakımlı. Ben bakımsızlık, biliyor musun? Bunu bir dakikada söyleyeyim. Fidel Castro'ya bir davet veriyor Cumhurbaşkanı o zaman Demir'e sarayda. Ben, kızlar geldi bana, genç gazeteci kızlar. Dediler ki siz gidiyorsunuz, bizi de yanınıza götürün. Şöyle baktım, mübalağa etmiyorum. Nasıl kötü bir giyim? Yani temiz de değil. Söyleyemiyorum, utanıyorum artık. Kızım dedim, bir parçacık çeki düzen verseniz giyiminize, ben de rica etsem memnuniyetle götüreyim sizi. Tabii bana müthiş sinirlendiler. Hissettim. Doğruyu söylemek çok kötü. Bir de baktım geldim şeyde, işte saraya. Bir de ne göreyim? Bunlar gelmişler. Birinin elinde sigara ve bir tabak. Elinde tabak ve sigara. Saç, baş, rezalet. Yani söylememe imkan yok. Sonra erkekler. Hepsi nefret etti. Bana herhalde, eminim birisi sokakta vurabilir yani. O kadar pis kılıklarda geldiler ki, geliyorlar. Geçen gün açılışı vardı Sophia Loren'le işte, hı-hı, şeyim. İnanmazsınız. Tıraş olmamışlar. Yani ben Avrupa'da şimdi gidiyorum Kana. Hepsi smoking giyer, mecburidir. Bu aynı zamanda bir saygı. Saygıdır tabii, temizlik. Peki son olarak bu kadar genç kalmayı, yaş alsanız da yaşlanmamayı nasıl başarıyorsunuz? Bütün bu mücadeleye ve zorlu hayata rağmen. Vallahi bilmiyorum, utanıyorum ama hiçbir şey yapmıyorum. Yüzümde bir estetik yok. Nefret ediyorum yaptırmaktan. Şu çene altımı, onu da söyleyeyim. Çene altım resimlerde beni çok rahatsız ediyor.
kızlar var. Bayılıyorum orada gazetede. Diyorlar ki, diyorum ki kızlar, ne olur şu çenemin altını, makineler var ya, hiç üzülmeyin hallederiz diyorlar. Geçen gün birisi öyle aldı ki çenem kayboldu. Yerine koy diye bağırıyor. Yerine koy. Yani şimdiki halde ben bazen ince gözüküyorum. Kızlar o benim. Ölümümden sonra söz verin diyorum. Zafer'e de vasiyet ettim. Benim çene altımı göstermeyen, yüzümün çirkin yapmayan arkadaşlar diyor ki üzülme, pes pembe seni genç kız gibi yapacağız. Ölüm şeyleri var ya da hatırlar. Bu şaka ama maalesef doğru da olabilir. Onlar güzel gösterecekler. Bir şey yapmıyorum. Sadece gül suyuyla yüzümü temizliyorum. Ve temiz bakım en iyisi, fazla makyaj, pudra falan sürmüyor. Bugün sürdük, buraya geliyoruz. Galiba hala çalışmaya devam ediyorsunuz. Belki de gerçek sır bu olsa gerek. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ayağım kırıldığı zaman oğlum dedi ki anne ne kadar mutlusun. Yani hiç mi koskoca şey alçıda yatıyorum, gülüyorum, kahkah. Tabii mutluyum, yaşıyorum. Bir kere yaşıyorum. Yani yatalaklar var. Neler yapıyor? Hiçbir yere tutmayanlar neler yapıyor? Ben dünyanın en şanslı insanıyım ki şimdilik kafam yerinde. Yalnız Alzheimer olursam yalvarıyorum ki beni yok et. Bir yere gideyim kimse görmesin. O da diyor ki merak etme yaparım. Ama sen olmazsın diyor bana. İnşallah olmam. Yani bütün korkum o. Yarayamam, insanlara hiçbir faydası olmayan, böyle şey gibi düşük bir kadın olmayı Allah bana göstermesin. İnşallah. Biz de diliyoruz ki bütün korkulardan, endişelerden, İnşallah. Acılardan ve sıkıntılardan uzak bir yaşam. Gönlünüzce yazacağınız daha nice yazı, yapacağınız nice röportaj diliyorum. Ve siz böyle de fotoğraflarınızda çok güzelsiniz. Onu da eklemek istiyorum. Sahi mi? Fakat bir şey söyleyeyim. Evvelsi gece işte 50. yılımı kutladık ya. Zafer Mutlu demişti ki bana. Leyla Hanımcığım bundan 10 sene evvel falan. Kaç yaşında ölsem senin için iyi demişim. O da demiş ki işte şimdi o kadarsınız 80 falan iyidir dedi o zaman. Bu 15 sene evvel. Bir de baktım ben 76 oldum. Geçen gün işte anlattım o benim için eksik olmasın. Harika bir davet verdi. Yani ömrümce unutmayacağım. Dedim ki o gece utanmadın mı? Bak şimdi 80'e 4 senem var. Gideyim mi buradan? Bu dünyadan göç edeyim mi? Kaça uzadı bu? İnşallah ben 90 90 güzel. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben de canım. Sağ olun. Ben de Sedef seni tebrik ediyorum. Yıllardır takip ediyorum. Gerçekten tanıdığım en iyi çalışan bir insanla ben yapamam senin gibi çalışma o kadar. Hakikaten tebrik ediyorum bütün kalbimle. Çok teşekkür ederim efendim. Bunu ben duymak de çok zevk aldım. Büyük bir onurdu. Sağ olun.